Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'yı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı, değerli devlet başkanları, sevgili konuklar, öylesi büyük ve güzel bir organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek başlamak istiyorum. Ve bu kongrenin başarıyla sonuçlanmasını içtenlikle temenni ediyorum. Su ve hava gibi enerji de artık yaşamın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Sadece ekonomik çarkların dönebilmesi için değil, insanın günlük yaşama açısından da enerji kaçınılmaz gereklilikler arasında yerini çoktan aldı. Bir süreden beridir global koşullar enerji sektöründe ciddi zorluklar yaratıyor. Enerji fiyatları ve üretimi yükselen ekonomilerdeki ekonomik büyümenin yavaşlamasından ve jeopolitik istikrarsızlıktan olumsuz etkilenmiş, büyük değişimlere uğramıştır. Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşe, dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı azalan talep kadar enerji arzındaki artış da sebep olmuştur. Arzdaki artışa öncelikle geleneksel olmayan yöntemlerle Kuzey Amerika'da üretilen petrol ve doğalgaz yol açmıştır. Bir de örneğin Avrupa Birliği'nde alternatif enerji üretimine verilen teşvikler sonunda güneş ve rüzgardan elde edilen enerji üretimi ciddi oranlarda artış göstermiştir. Alternatif enerji üretiminin önümüzdeki 35 yılda daha da artması beklenmektedir. Küresel ısınmanın sınırlanması için Aralık ayının başında Paris'te 190 ülkenin üst düzeyde katılımı ile gerçekleştirilen konferansta dünyadaki sera gazı salınımının 2050 yılına kadar %80 azaltılması, yani 35 yıl içerisinde dünya fosil yakıt tüketiminin bugünkünün 1/5'ine inmesi hedef olarak konmuştu. Verilen teşvikler sonunda güneş ve rüzgardan üretilen enerji ciddi bir artış göstermiş olsa bile bunların toplam enerji üretim ve tüketimi içindeki payları oldukça azdır. Ve enerji sektöründeki son zamanlardaki değişiklikler ve konan bu hedeflere rağmen günümüzde enerji üretiminin büyük bir bölümü fosil yakıttan gelmektedir ve daha da önemlisi enerji temin etme yöntemlerinde ciddi bir değişiklik yoktur. Risk ve istikrarsızlıkların arttığı bu ortamda arz çeşitlendirilmesi her ülke için son derece önemlidir. Her ülke temel ihtiyaçlarını karşılayacak, ekonomik verimliliğini artıracak, temiz, kesin ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişmek istemektedir. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Değerli konuklar, bilindiği üzere seçildiğim andan bu yana geçen 16 aylık sürede Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüm için yoğun müzakereler yürütüyoruz. Rum tarafının da makul ve gerçekçi bir anlayış geliştirmesi halinde kısa zamanda iki kesimli bir federasyona ulaşılması mümkündür. Öylesi bir durumda kurulacak Birleşik Kıbrıs Federasyonu dünyadaki enerji güvenliği ve enerjiye erişim konularında ciddi katkılar yapabilecektir. Bölgemizde keşfedilen hidrokarbon kaynaklarından çıkarılacak doğalgaz inşa edilecek bir enerji koridoruyla Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya en hesaplı ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilecektir. Bunun olması sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlara fayda sağlamakla kalmayacaktır. Böyle bir durumda ortaya çıkacak refah ve yarar birliği kısır çatışmaların bir kenara itilmesine
ve Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Mısır gibi bölgede önemli rol oynayan devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini işbirliği ve barış temelinde yeniden tanımlamalarına imkan tanıyacaktır. Bu bağlamda sadece Kıbrıs ve Türkiye için değil, çok daha geniş bir coğrafyaya yayılan büyük bir fırsat ve ekonomik potansiyelden söz etmekteyiz. Doğalgazın yanı sıra Orta Doğu coğrafyasını elektrik kabloları ile deniz altından Avrupa'ya bağlayacak önemli bir proje de gündemdedir. İsrail, Güney Kıbrıs, Girit ve Yunanistan arasında planlanan bu proje çok daha pahalı, çok daha uzun mesafeli bir proje olması nedeniyle yerine alternatifinin de düşünülmesinde ben büyük yarar olduğunu değerlendiriyorum. Eğer bunun yerine İsrail, Kıbrıs ve Türkiye arasında döşenecek bir kablo çok daha hızlı, daha ucuz ve daha kısa mesafeli olacaktır. Kıbrıs'ta çözüm bu alanlarda da yeni ufuklar açacaktır. İstanbul'da gerçekleşmekte olan 23. Dünya Enerji Kongresi'nin mottosu, barış için paylaş anlayışı Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın da rol almasıyla gerçekleşebilir ve ifade edildiği gibi yeni ufuklar açabilir. Hep birlikte barış için paylaşarak işbirliğiyle yeni ufuklara açılabilmemizi canı gönülden diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, şimdi Venezuela Cumhurbaşkanı Sayın Nicolas Maduro'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz.